Yok mu sabana bağlayacak bir hayvanın kardeş? Böyle bu işi 3 günde bitiremem. Sana gıytırık da olsa bir at falan uydurmak lazım. Anam için uğraşıyorum Yılmaz. Tarla marla umurumda değil. Bir başım olsam karnımı doyuracak bir lokma ekmek bulurum nasılsa. Tarlanın, toprağının kıymetini bil kardeş. 30 dönüm toprağım vardı vakti zamanında. Muzaffer de yüzü üstüne yatmayaydı. Bugün böyle mi olurdu halimiz? Lakin ben hiç toprak adamı olamadım be Yılmaz. Kendim bildim bileli çırçır fabrikasında çalıştım durdum. Anam da zavallı bir başına uğraşamadı tarlayla. Toprak aç bırakmaz adamı kardeş. Öyle veya böyle ekmeğini topraktan çıkarırsın. Kimseye boyun eğmek, ellerin yanında hizmetkarlık yapmak zorunda kalmazsın kardeş. Sahip olduğun toprakların kıymetini bil. Bak ne diyeceğim Yılmaz. Gel seninle ortak olalım yarı yarıya. Bildirme beni Allah'ın seversen. Benim de el senin toprağına ortak olacak. Bir cürüm toprak alacak param yok be kardeş. Senden para soran mı var? Kafana göre ek biç. Hasattan sonra da mahsulün yarısını ver yeter bana. Bilmem ki. Olur mu? Olur olur. Bak halimi görüyorsun. Bu tarlayı ancak senin gibi biri çekip çevirir. Hadi uzatma. Peki. Allah senden razı olsun be. Sana bu borcumu nasıl ödeyeceğim? Bak hala borç diyor. Ortağız dedik ya. Yılmaz nereye? Muharrem Emmi'nin bir sütçü beygiri vardı. Yaşlı maçlı ama işimizi görür kardeş.